Merhaba, ben Hamdemdim. Bugün sizlerle soğanlı bitkilerin çiçek zamanı geçtikten sonra soğanlarını nasıl saklayabiliriz? Bu konu hakkında konuşacağız. Elimde amaryllislerim var, çiçek zamanı geçmiş. Mini lilyumlarım var, çiçek zamanlarının geçtiği. Sümbüllerim var, çiçek zamanı kimisinin geçti. Kimisi şu an üzerinde ama geçmeye yüz tuttu. Kimisi de geçmeye başladı. Bu konumdalar ve bununla ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Bitkiniz yazın çiçek açan bir soğanlı bitki de olabilir, kışın çiçek açan bir soğanlı bitki de olabilir. Evin içerisine baktığınız takdirde bu biraz da size kalmış. Ne zaman çiçek açacağı aslına bakarsanız. Soğanlar mantık olarak karanlık ortamlarda bekliyorlar, enerjilerini topluyorlar ve daha sonra siz onu toprak ve suyla kavuşturduğunuzda tekrar içerisindeki çiçek organının yeniden filizlenmesini sağlıyorsunuz. Benim denemek istediğim bir tür var. Ben amaryllis daha önceden soğanlı olarak bakmamıştım. Bu sene ilk olacak benim de. İlk önce çok küçük bir yeşildi. Sonra bu yeşil büyüdü. Gövdesi büyüdü ve gövdesinden sonra tomurcuklanma oldu. Tomurcuklanmadan sonra üzerinde çiçekler açtı. Daha sonra çiçekleri kurudu ve çiçekleri kuruduktan sonra da artık dinlenme evresine geçti. Şu anda evet, gövdesini ellediğim zaman içinin boş olduğunu hissedebiliyorum. Gövdesinin yumuşadığını hissedebiliyorum. Artık dinlenmeye geçebilir. Amaryllislere nasıl bakabiliriz? Aslında genel olarak soğanlı bitkilere nasıl bakabiliriz? Bunu da söylemek istiyorum size. Eğer saksıda bakıyorsak soğanlı bitkimize, çok az su vermemiz yeterli oluyor. Özellikle bu amaryllis için geçerli bir durum. Yani hatta bazı yerlerde soğanı toprakta ekili olmayabiliyor. Yani soğanının dış kabuğunda bal mumu olabiliyor, bir vaks olabiliyor. Yani üzerine hiçbir şekilde toprak olmadan da bu şekilde de büyüyebiliyor. Çünkü zaten uyumuş, uyku döneminde olmuş oluyor soğan. Daha sonra çiçeklenme, filizlenme döneminde o enerjiyi içerisinde bulundurduğu için de büyüyebiliyor. Çiçek ömrü uzun oluyor mu? Topraktakinden biraz daha kısa oluyor. Yani toprakta olan yaklaşık üzerinde bir ay kadar durdu çiçeği. Minimum bir ay kadar durdu. Not almadım ve çok pişmanım. Yaklaşık bir ay kadar durdu çiçeği ve daha sonra solmaya başladı. Hızlı bir şekilde soluyor. Solma süreci daha hızlı oluyor. Ama aynı durum bu wax içerisinde olan mumlar, mum halinde, dışında mum kaplı olan veya bal mum kaplı olan soğanlar da bu şekilde olmayabiliyor. Bir tık daha kısa, yaklaşık 2-3 hafta kadar bir süre duruyor. Amaryllisi nasıl yetiştirebiliriz? Amaryllisimizi aldık, eve getirdik. İlk getirdiğinizde eğer büyümemiş bir bitki aldıysanız muhtemelen şuralarda çok kısa bir yeşil gövdesinin olduğunu göreceksiniz. Küçük yapraklar halinde. Daha sonra bunu güneşe koyuyoruz. Topraklı veya topraksız hiç fark etmez. Her gün güneş yönünde döndürüyoruz. Çünkü bakın şuradaki sopadaki eğriliği görüyor musunuz? Bu güneşe doğru yönelmiş. Ne kadar büyürse büyüsün, çiçek açsın açmasın hiç fark etmez. Güneş yönünde, camın önüne koyduktan sonra güneş yönünde eğilmeye başlıyor. Şöyle gösterirsem daha rahat anlayabilirsiniz. Bu yeni solmak üzere olan bir amaryllisim. Dün çok güzel açılmış bir haldeydi bu beyaz çiçeğim aslında. Ama keşke dün çekseymişim videoyu. Bugün solmaya başladı. Yetişemedim. Dün de vaktim yoktu. Güneşe doğru eğildiği için bu şekilde yumuş. Ben bunu unutmuşum. Bu şekilde maalesef. O da alabildiğine güneşe yönelmiş. Halbuki ben bunu birkaç gün çevirseydim bu şekilde daha düz uzayacaktı. Bu arkadaşımız daha düz uzamıştı. Ancak bahsettiğim gibi artık zamanı geçtiği için çok da rahatsız etmek istemedim olduğu yerde onu. Bu şekilde de kaldı. Bu da yine aynı şekilde çok düzenli uzamıştı. Ne kadar sulamalıyız? Eğer topraktaysa haftada bir kere 2-3 yemek kaşığı kadar su yeterli. Yani bu kulağınıza çok az gibi gelebilir. Ama dediğim gibi zaten soğanın içerisinde enerjisi olduğu için bu çiçeklenecek, hiçbir sorun yaratmayacak. Çok az su vermeniz, çünkü topraklı olanların dibinde kökler var.
Ve bu köklerin biraz ıslak olması gerekiyor. Özellikle çiçeklenme döneminde. Çiçeklendikten sonra, yani çiçek açtıktan sonra 2-3 günde bir 2-3 yemek kaşığı su vermenizde fayda var. Çiçek döneminin biraz daha uzun sürmesi için, biraz daha güç toplaması için. Çünkü daha çok yoruluyor. Çiçek açtığı zaman daha çok yoruluyor. O yüzden bu şekilde yapabilirsiniz. Aklıma gelmişken amaryllis ile ilgili. Amaryllis genelde yılbaşı zamanında ortaya çıkan, önümüze çıkartılan bir çiçek gibi. Bu amaryllisin soğanlarının dışında bazen bal mumu, wax gibi envai şeyler olabiliyor. Bunu, böyle olanları ne yapacağız? Bittikten sonra çöpe mi atacağız? Hayır. Onun üzerine ince bir tabaka halinde tek sıra bir kabuk vardır. Tıpkı normal yemeklerde kullandığımız soğan gibi bir sıra kabuk halinde soyabiliriz. Onu soyduktan sonra da bir kağıt havlu yardımıyla sarıp yaklaşık birkaç hafta, mümkünse yani minimum bir hafta ama zamanınız ve vaktiniz varsa 1-2 hafta kurutmaya bırakmak lazım. Nemini iyice bırakması için. Tamamen kuruduğuna emin olduktan sonra da yine aynı şekilde bir poşetin içerisine koyup hava alacak şekilde poşeti delip kuru ve serin bir yerde, karanlık bir yerde bekletiyoruz. Bu şekilde de saklanabilir. Sümbüllerde durum ne? Sümbüllerimde de şöyle göstereyim. Bu benim ilk aldığım sümbüldü bu sene. Normalde sümbüller aslında benim bildiğim, bu zamana kadar denk geldiğim, toprakta ekili halde ve soğanlarını görmediğim haldeydi sümbüller. Toprakla, yani sümbül soğanları tamamen toprağın altında olarak görüyordum. O şekilde büyüdüklerine şahit oluyordum. Çok değişik bir şekilde böyle cam fanusun içerisine çok az bir toprakla köklerini dolandırarak bu şekilde satışa sunulmuştu. Özellikle almak istedim ne kadar sürecek diye ve çok uzun süre üzerindeki çiçekler durdu. Özellikle akşam saatlerinde, yani fotosentezin biteceği saatlerde inanılmaz güzel kokular yaydı odaya. Adeta bir oda parfümü edasında. Buna da yine aynı şekilde çok su vermedim ama amaryllis'e göre biraz daha fazla su verdim. Çünkü toprağındaki bu köklerin kuruduğunu, büzüşmeye başladığını görebiliyordum. O yüzden ama aynı şekilde nem çok fazla arttırmamam gerekiyor. Çok fazla ıslak kalmaması gerekiyor köklerinde. Sadece nemleneceği şekilde toprağını sulamaya özen gösterdim. Yaklaşık ona da bir çay bardağı kadar haftada bir kere su verdim. Çiçeklenme döneminde yarım çay bardağını 2-3 günde bir verdim. Biraz daha fazla su verdim. Dediğim gibi amaryllislere göre. Yine aynı şekilde bu da öyle bir sümbüldü. Solmaya başladı bu da. Çok güzel çiçekler açtı. Bu bayağı büyümüştü boy olarak. Şu hizalara gelmişti. Bunun da büyümesini bekliyordum ama büyümedi. Bu biraz bodur kalmış. Muhtemelen hem köklerini kesmişler çünkü daha dekoratif dursun diye. Hem de toprağı daha az. Bundan dolayı çok boya gitmedi diye olabilir, gitmemiş olabilir. Çünkü yapraklar da, yani yaprakların arasından çıkamadı buradaki yavrucaklar. Beni de üzdü. Bu yüzden daha dikkatli davranacağım bu sene ona ekerken. Burada da yine bunlar da boya gidenlerden. Aynı şekilde çünkü topraktaydı ve toprağı daha büyük. Özür diliyorum, toprağı daha fazla. Bu yüzden de biraz daha boya gittiler. Bu yapraklarından yukarıya doğru çıktılar. Yine aynı şekilde inanılmaz güzel koktu pembesi de. Genelde mavi diye bilinen mor renkli, eflatun renkli sümbüllerin daha çok koktuğunu düşünüyordum ama hiç farkı yoktu. Pembesi de, beyazı da çok güzel kokuyordu gerçekten. Bunu da böyle koyalım. Bu da şöyle açmış hali. Ama geçmeye başladı tabii ki bu da. Bu şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın bu toprağa çok güzel oturmuş halde şu boyu uzun olan. Ve muhtemelen bunun kökü toprakta daha fazla. Ve bu yüzden de bunun boya gitme durumu daha fazla oldu. Bu da yarım olarak oturmuş. Hatta sadece alt taraftaki soğanın uç kısmı oturmuş toprağa. Bu yüzden de yaprakların arasından çıkıyor. Toprak yeterli gelmemiş ona. Çok büyük ihtimalle kökleri daha kısa.
Bu daha orta boylu, neredeyse gövdesinin yarısı toprağın içinde. Bu yüzden sanırım bu da biraz daha uzun şuna göre. Bu işte toprağın yetersiz olmasında sümbülde böyle bir sorun oluyor. Toprağı yetersiz olduğu için de yaprakların arasından çıkmaya çalışıyor bebek çiçekler. Ve bu da onu çok zorluyor. Kesmek de istemiyorum ben açıkçası. Bu da yine boya gidiyordu. Boya sonradan durdu ve az bir çiçek verdi. Cinsinden dolayı olabilir ama harika kokuyor. Sümbülleri bu arada sadece topraksız yetiştirebilir miyiz? Nemi seven ve topraktan mineral almayı seven bir bitki amaryllis'ten farklı olarak. Ama suda yetiştirmeyi deneyeceğim. Yani köklerini temizledikten sonra biraz sonra saklama şeklimizi de göstereceğim size. Nasıl uykuya yatıracağız, nasıl tekrar enerjilerini toplayacak ve tekrar çiçek açma dönemine girecek. Bundan bahsedeceğim. Bir sonraki çiçeklenme dönemini sümbülün suda deneyeceğim. Başarılı olacak mıyım bilmiyorum. Sizinle de paylaşırım. Sümbüllerimiz böyle. Bir de lilyumlarım var. Bunlar mini lilyumlardı. Açıkçası ben hiç görmemiştim. Benim daha önceki lilyumlarım, daha önce yaklaşık 3-4 yıl kadar önce saksıda yetiştirdiğim lilyumlarım vardı. Saksısının boyutu ne olursa olsun boyları 1 metreyi geçiyordu. Bunlar böyle kısa, bodur olan lilyumlar. Çok değişikti. Özellikle alıp denemek istedim. Yavrulayacaklar mı soğanları, bunu da merak ettim. Biraz sonra sizinle göreceğiz. Heyecanlıyım ben de. Üzerlerinde çiçekleri çok uzun süre durdu açtıktan sonra bu lilyumlarda. Yaklaşık 2 ay kadar durdu üzerlerinde çiçekleri. Sulaması biraz daha fazlaydı. Çünkü lilyum da yine aynı şekilde nemi, suyu seven bir çiçek. Bu yüzden onu da yine haftada yaklaşık 1 çay bardağı, 2 çay bardağı, 2 çay bardağı yoktu. Yaklaşık 1,5 çay bardağı kadar haftada suladım. Tabii bu sulama bulunduğu yere, güneşe, neme, ısıya, her şeye göre değişir. Benim bulunduğum, daha doğrusu bu yavrucakların bulunduğu yerde güzel güneş alıyordu. Parlak bir güneş alıyordu ama yoğun, güçlü bir güneş almıyordu. Bu yüzden cam önüne koyabiliyordum. Yani onları yakacak bir güneş yoktu koyduğum yerde. Rahatlıkla da büyüdüler, bir sorun da yaşamadılar. Bunların da yine aynı şekilde kontrol edeceğiz. Bu arada soğanlı bitkilerinizin hepsini saksılarında, topraklarının içerisinde bırakabilirsiniz. Bir sonraki çiçeklenme döneminde tekrar sulayarak onları çiçeklendirmeyi teşvik edebilirsiniz. Yani saksısını alırsınız, karanlık, serin bir yere koyarsınız, sulamayı tamamen bırakırsınız. Toprak tamamen kupkuru olur. Şu anda da yine çiçeklenme dönemleri geçtiği için hepsinin toprağı kuru. Hiçbirini sulama yapmadım. Çünkü artık rafa kaldıracağız soğanlarımızı. Bu şekilde toprak içinde de bekletebilirsiniz. Yani toprağın içerisinde bir sonraki çiçeklenme dönemine kadar bekleyebilirler. Hiç sorun değil ama bana saksı lazım oluyor. Bir saksı sirkülasyonu var evde. O yüzden soğanlarını çıkartıp saksılarını almam gerekiyor. Bu amaryllisimi de ilk önce sterilize ediyorum makasımı. Alkolle veya kolonyayla hiç fark etmez. Kompost kutumu da alayım. İçinin, gövdesinin boşaldığını ve yumuşadığını hissediyorum. Yani artık enerjisini bitirmiş. Bunu hissediyorum ve o yüzden tam daha önce de, bakın şuradan daha önceki çiçeklenme buradan olmuş. Ve buradan kesmişler. Şimdiki çiçeklenme buradan olmuş. Yine aynı boy hizasından kesiyorum. Soğanımı çıkartacağım şimdi. Dediğim gibi bakın toprak kupkuru zaten çıkacak. Sizi zorlamayacak. Hazır.
saklıyorum. Bir tane buzdolabı poşeti veya herhangi bir plastik poşet de olabilir, hiç fark etmez. Üzerine delikler açmamız gerekiyor soğanın hava alabilmesi için. Ben dalgeçle deliyorum ama herhangi bir şeyle de delebilirsiniz, hiç sorun değil. Bu şekilde havalandırma delikleri açtığımız poşetimizin içerisine amaryllislerimizi koyabiliriz. Soğanlarımızı kuru, serin bir yerde saklayacağız. Ben bir ayakkabı kutusunun içerisine koyacağım. Karanlıkta olduklarından emin olmak için. Bir karton bir kutuya yani. Herhangi bir koli de olabilir tabii ki. Bunları koyacağım. Ve daha sonra da kuru ve serin bir yere, nem almayacak, ıslanmayacak bir yere koyacağım. Aynı işlemi sümbüller için de yapıyorum. Normalde sümbüller daha nemi seven soğanlar, daha nemi seven bitkiler oldukları için aslında yanına perlit, ıslatılmış, biraz nemlendirilmiş perlit veya torfla birlikte, yine nemlendirilmiş torfla birlikte saklanması öneriliyor. Ancak ben bu şekilde sakladığımda daha önce bir sorun yaşamadım. Muhtemelen daha büyük satıcılar için uygulanabilecek bir şey. Çünkü bir sıra torf, bir sıra perlit, nemli halde ikisi de, sonra soğanlar, sonra üzerine bir kağıt veya bir naylon, üzerine yine tekrar torf, yine onun üzerine perlit, nemli halde, sonra tekrar soğanlar şeklinde saklanmasını öneriyorlar. Ancak bahsettiğim gibi bu büyük satıcılar için olabilir. Bu şekilde sakladığımda daha önce bir sorun yaşamadım ben. Sümbüllerde ise köküne yakın yerden kesiyorum. Bu şekilde. Bir miktar da kök bırakıyorum. Yardımıyla soğanların rengini ve ismini yazacağım. Karıştırmak istemiyorum. Aynı işlemi diğer sümbüller için de şimdi yapacağım. Buraları biraz hızlı geçelim. Bakalım mini lilyumlardan ne çıkacak? Ben de heyecanlıyım. Bunun soğanları varmış. Ben buraları bir toplayayım. Geliyorum. Yeniden buradayım. Bahsettiğim gibi soğanlarımızı paketledim. Şu an kuru ve serin bir yerde saklanmak üzere yolculuğa çıkacaklar. Aklıma gelen birkaç şey daha söylemek istiyorum. Amaryllis, ben hep kış döneminde denk geldim. Yazında bu çiçek açar mı bilmiyorum. Bunu da deneyeceğim. O yüzden amaryllislerimi de yine dinlenmeye alacağım. Yaklaşık 4 ay kadar dinlendireceğim. Kuru ve serin bir yerde, karanlık bir yerde, kutunun içerisine koyarak, bir kolyenin içerisine koyarak bu şekilde yaklaşık 4 ay kadar dinlendireceğim. Yazın
havaların güzelleşmeye, ısınmaya başladığı dönemlerde de bir saksıya koyarıp bir saksıya koyup bir tanesini deneyeceğim. Nasıl bir sonuç verecek? Ben merak ediyorum. Lilyumla ilgili de şunu söylemek isterim. Normal lilyum, bildiğimiz klasik lilyumu, soğanını toprakta bırakabilirsiniz. Ben daha önceden saksıda bakarken her seferinde, yani çiçek dönemleri bittikten sonra yine aynı teknikle toprağından çıkartıp toprağını temizleyip kuru bir poşetin içerisine koyup poşeti delip bu şekilde bir sonraki yaz kullanmak üzere saklıyordum. Ama yerim olmadığı için bunu yapıyordum. Ta ki şu anki bulunduğum yer benim çok nemli ve kışın eksilerin altına inen bir yer. Güneş yüzünü göremiyoruz kış aylarında maalesef. Geçen sene bu lilyum soğanlarımı ektiğimde, pardon geçen sene değil ondan önceki sene, yaklaşık 2 sene önce bu lilyum soğanlarımı ektim. Daha sonra işte çiçek dönemleri bitti. Ekim ayı geldi. Artık soğanları topraktan çıkartma vakti gelmişti. Ve ben o dönem yapamadım. Yani soğanlarını topraktan çıkaramadım lilyumların. Fırsatım olduğunda yapmak için teşebbüs ettiğimde Aralık ayındaydık. Ve çok zordu. Yani artık çok geçti o soğanları topraktan çıkartmak için. Ve üzüldüm. Dedim büyük ihtimal çürüdüler, çürüyecekler. Onlarla vedalaşmak durumundayım artık herhalde diye düşündüm. Derken yazın toprakta güzel yeşillenmeler görene kadar ilk başta yaban otudur, lilyum değildir diye düşündüm. Müdahale etmedim. Yaklaşık bir ay sonra kendini, boyunu, posunu belli etmeye başladı. Evet, o bir lilyumdu. Tekrar açtı. En son bu yaz yavrulamıştı. Bir dalından 4-5 tane çiçek verdi. Hatta resmini de sizinle paylaşırım. Çok mutlu olmuştum. Bu yüzden lilyum soğanlarını çok endişe etmeyin. Yani bahçenize eğer ekeceksiniz, bahçede topraktan çıkartmak durumunda değilsiniz. Eğer yerini değiştirmek istemiyorsanız gayet de orada kalabilir. Seneye tekrar aynı yerden açacaktır. Belki de yavrulayacaktır. O yüzden çok endişe etmeyin lilyum soğanları için. Bunun haricinde aklıma gelen başka bir şey yok sanırım. Sizin varsa bana Instagram üzerinden hamdemdim adresinden ulaşabilirsiniz veya videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Oradan da yine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bilmediğim bir şey varsa araştırıp öğrenebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.